Biraz da fos. Os. Ah, dişi ninjalar böyle os mu yapıyor yandan? Benim bildiğim öyle doğru, oslaşır. Peki sen niye yani? Abi hep son numara. Pardon. Yani, pardon ninja, dişi... Ah, yani dişi ninja oldun diye kimse şettiremeyecek mi seni? Elini mali sürmeyecek mi? Hayır, bunun ne, için işte. Benim gibi genç ve güzel hanımları rahatsız eden çok tipler var. Onun için kendimi korumak için bunu öğrenmeye karar verdim. Çok tipler var diye bizi niye gösteriyorsun? Ben sana ne asılacağım ya? Anam senin neyine asılacaklar? Sen kendine tedbir alıyorsun, böyle şey diyorsun ya. Sen beni ne zannediyorsun ya? Kadın! Küçük kadın. Ay.
Küçültülmüş kadın. Minyon. Minyon tipli kadın. Bodur tavuk her zaman piliçtir İbrahim Bey. Os. Ara sıradan da piliç biraz fos yani. Ne yapmaya geldin sen şimdi buraya anlat. İbrahim Bey, ben yeni savunma tekniklerimi size öğretmeye geldim. Sizin aman, de kendinizi korumanız için. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Allah! Allah! Sen biraz daha Allah yap. Söyleyeyim mi? Evet, biraz daha Allah yap evladım. Harikaydı, güzel. Kadın dediğim boynu posta olmaya da bilir yani, böyle minyon da olabilir abi. Eskimez. Evir çevir eskimez. Döv döv lastik top gibi gider geri gelir. Kimi dövüyorsun ya sen? Seni değil ya. Allah, hep yanlış böyle anlıyorsun beni. Hep yanlış anlıyorsun. Seni kadın diyorum, yok ben değilim diyorsun. Değilim tabii ben kadın. Sen genç kızsın. Evet. Yüce Allah kadını neden yarattı? Neden yarattı? Erkek baksın diye. Uymadı değil mi? Evlensin diye. Bakmasın diye. O da uymadı. Neye yararsınız? Evet, söyle bakayım. Çiçek gibi okşanılmaya, çiçek gibi bakılmaya, ondan sonra kitap gibi okunmaya. Çevir çevir oku. Evet. Peki, sen bana bir kitap getir abi, ben seni bir çevireyim çevireyim okuyayım bakayım. Söz mü? Söz. Dur hayat bakayım. Os. Ben hadi şimdi bir tane çakacağım. Hadi ha be. Hadi. Bir tane çakacağım, bizi güzel. Efendim. İstanbul'da kız mı var dedi. O ne lan? İstanbul dolu kız ya. Hem de bebek gibi kızlar var ya. Göktan. Alkışlar mıyız Göktan'ı? Tamam. Dur. İlk başta elektriğimizi alalım. Şöyle dur yavaş yavaş. Abi acayip elektrik oluyor burada vallahi. Fatih Yürek. Elektrik, elektrik dur. Herkes çok şık, bana hıyar kimi maviler. Estağfurullah. Bir şey söyleyeyim. Evden pantolon geldi mavi. Yani hafif koyu mavi. Benim bedenim değilmiş. İmparator dizisinden biz bir yerlere elbiseler yaptırıyorduk. Bütün olduğu gibi hep eve getirmişler. O da 52 numara diye bana vermiş. Geldi 48 numara. Aydemir'in pantolonuymuş meğer. Ebru Destan. Merhaba. Merhaba. Erkekler adına. Gel. Salih Kahraman. Gel abi gel. Dur gel. Gel. Bak elektrik gördün mü? Hemen hemen sevgili abimizi burada tutuyoruz. Mikrofonun eline vereceğiz. Bize o ilk sahneyi o açsın. Derdimi kimlere desem, başım alıp nerelere gitsem. Derdimi kimlere desem, başım alıp nerelere gitsem. Bu aşk beni yardan mı, candan mı?
Güçlenin, acı yiyin, sesiniz açılsın. Yanıyorum ya! Sarı abi, şey söyledim yani, sol tarafına fazla yanaşma. Ne güzel, tek bayan olmanın dayanılmaz hafifliği. Tek bayan olduğum için ilgi bana olacak. Anamı çağırırım ben daha vallahi. Tek kalmıyorsan diye anamı çağırırım. Salih kardeşimize, güzel insana çok teşekkür ediyoruz. Şirketiyle anlaşması nedir, şekli nasıldır bilmiyorum ama inanıyorum ki burada bu güzel insan bir sömürüyle karşı karşıya. Bu bir sanat sömürüsüdür, sanatçı sömürüsüdür, insan sömürüsüdür. Sizin kaç tane kasetiniz var Salih Bey, yani CD'niz? 8 tane. Bu ne zaman çıkarttınız bunları? 4'ü 99'un başında, 4'ü de bu yılın işte Şubat ayının birinde çıktı. Aslında tek kasetlik bir giriş yaptık stüdyoya. Hücum kayıt olunca şunu biliyor musun, bunu biliyor musun, ben de biliyorum dedikçe okuduk artık. O içlerinden bunu bir sömürü olarak kabul ediyor musunuz? Vallahi bir şey diyemem, bilemiyorum ki. Ben bu aleme yeni girdim henüz. Sen bu aleme yeni girdin, aynı anda konuş. Arkanda da senin kardeşin var. Eksik olmaz. Yani dağ gelse beni ilgilendirmiyor, biliyor musun? Ya konuş ya. Bir senede 8 tane CD mi yapılır ya? Bu nasıl vicdandır, bu nasıl kitaptır, bu nasıl Allah evladıdır, bu nasıl Allah'ın var ettiği bir kuldur ya? Çok ayıp ya, buradan sesleniyorum. Çok yazık. Biz 18 ayda bir tane kaset bitirdik, 18 ayda bir tane kaset yapabildik. Yani bu kadar ucuz değil ki her şey ya. Adamın 10 senelik ömrünü getirmişsin, bir seneye sıkdırmışsın. Adam 10 sene senden ayrı geçse, 10 sene boyunca o her bir tanesini çıkar, sat, çıkar. Var mı böyle bir şey la? Peki abi, gel bakayım bu efsaneyi bize şettir bakayım. Mikrofonu sen al evladım, çarpılıyoruz. Sıcaktı aşk, yandı bu yaz ve yaktı bizi beyaz. Bembeyaz güller kuruyup düştü avuçlarımdan. Uzak, çok uzak sanki, ayrı dünya. Belki güvendim bakışlarına, çok sevdim seni. Ben de sevdim demek yetmiyor. Yanımda yoksun, yoksun.
Gökten, kaset 3 ay önce çıktı, 15 gün sonra yeni klip çekilecek. Sevgilisinden ayrılmış, açık pazar mı oynuyoruz burada yani? Oraya arıyor yazmışlardı galiba, sonra ben değiştirdim onu. Ne yapıyor, aramıyor musun? Aranmaz. Bu iş aranmaz değil mi? Gelir çatar tabii. Bu da güzel. Ebru Destan, evet sunucu muydun esas, ilk senin mesleğin ne? İlk ATV'de başladım, şimdi mankenlik yapmıyorum. Podyuma çıkmıyorum. Sunuculuk ve oyunculuk yapıyorum. Biz niye seni peki manken olarak biliyoruz abi? Bilmiyorum. Fiziğimden kaynaklanabilir. Erberk Ajans'a bağlıyım. Belki oradan. Mankenlik yani podyuma da çıkarım. Yani profesyonel anlamda yapmıyorum. Genelde sunuculuk yapıyorum. Şu anda da zaten TGRT'deyim. 2,5 yıl Magazine Forever sundum. Hı hı. Onun öncesinde Satel'de canlı yayınım vardı. Spor Show diye bir spor programı vardı. Buna rağmen yine manken yazıyorlar. Sorun değil, manken de yazabilirler. Ben Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmıştım. Orada zaten kaçıncı kamp oldun? Boyunca ikinci olmuştum. O dönemde i̇kinci kamp mi oldun? Boyunca... Senin hakkını kim yer la? Bugün hak arıyorum abi. Senin hakkını nasıl yerler ikinci yaparlar? Ya bu ne benim olabilir? Var ya, bu ben var ya bir tane orada. Sen mi yapıyorsun, onun özellikle mi var? Yok, kendisi var. Kendiliğinden var. Annemde buraya... de var aynısı. Aynı yerde? Aynı yerde. Allah Allah. Yani anasına bak kızına. Vallahi. Peki Fatih Hürek. Al abi mikrofonu, hele bakalım bize ne söyleyeceksin. Gel. Tamam. Hele gel bir sesi mesi dinleyeyim. Tam canlı dinlememişim evladım. Hep televizyonlardan dinleyelim. Fatih Hürek diyoruz. Gözlerle yaktın sinede, aşkınla tutuşup yandım çingene. Koparıp aldın bedenden, uğruna savaşıp soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında, takınır zillerini oynar çingenem. Savunur saçlarını esen rüzgarla, bir dili sevdaya salar çingenem. Çingenem, çingenem, karagözlü çingenem. Aşkınla tutuşup yandım çingenem. Çingenem, çingenem, karagözlü çingenem. Aşkınla tutuşup yandım çingenem. Kapkara gözlerle yaktım sinede, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Ruhumu koparıp aldım bedenden, uğruna savaşıp soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında, takılır zillerini oynar çingenem. Merhaba şey. Çingenem, 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 çingenem. Aşkınla tutuşup yandım çingenem. Çingenem, çingenem, karagözlü çingenem. Aşkınla tutuşup yandım çingenem. Çingenem, çingenem, karagözlü çingenem. Aşkınla tutuşup yandım çingenem. 5iktaş Kültür Merkezi'nde tiyatroda 50-55 yaşlarında kadını canlandırıyorsun. 1970 yılında Erol Günaydın'ın yazdığı Yaygara 70 diye bir oyun.
Sevdin mi? Oynadın mı? Rolü seviyor musun? İnanılmaz. Çünkü ben bu şu andaki bulunduğum şeyden, hayattan, yaşamdan çok farklı bir yaşama girdim. Çocuk gibi heyecanım. Provaya gidiyorsun. Ders gibi. Onlar yıllar sonra bunu hissetmek o kadar güzel bir duygu ki. Şimdi bir tane ben sana söyleyeyim. Ah tabii. Sonra bakalım şimdi. İnsanlar bizim için neler yapacaklar? Hep birlikte bir sokağa gidelim bakalım, evet. Ayşegül, sen de evladım. Ne düşünüyorsunuz İboşov hakkında? Çok güzel. Çok beğeniyorum. Benim için çok başarılı bir insan, çok sevdiğim bir insan. Programlarını da kaçırmamaya çalışıyorum yani. Çok seviyoruz İboşov'u. Gitmek istiyoruz da ya, nerede araba? Evet. Memlekete faydalı bir kişidir. Faydalı bir kişidir. Çünkü o vatandaş kazanıyor. Birçok vatandaş da onun emrinde ekmek yiyor, ekmek sahibidir. Sizden İboşov için bir şey yapmanızı istesek ne yaparsınız? Anaya babaya saygı kalmamış, insanlık elinden nasip almamış. Öyle boynu bükük çiçek misali, dalından koparıp atmayın beni. Bu akşam ölümün iki ses tamas. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Gülüm benim, gülüm benim. Aşkım, canım benim. Hangisini söyleyeyim? Hangisini istiyorsanız. Herkes bakıyor. Mesela siz... Şşş, terbiyesiz.
kırarım kafanı. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldu. Hadi siz de alkışlayın. Canım. Allah bu yedi beni abi. Bir tane akıllı beni bulmaz mı lan? Bir tane akıllı lan. Bir tane Allah razı olsun. Ya gene niye şikayet ediyorsun ya? Allah Allah. Ne yaptık? Bak sana ballar getiriyorum, ballı bademler. Ballı badem. Bir sus, bir sus. Gel buraya evladım. Darça Belediye Başkanı Sayın Erol Beyefendi'ye, Kara Kullukçu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ederim. Ay çok güzel. Tabii siz daha iyilerine layıksınız ama. Kusura bakmayın bu kadar bizde. Sait abimize çok teşekkür ederim. Efendim, hanımefendi. Sait Koç Bey'e teşekkür ederiz. Çok güzel değil mi? Teşekkür ediyorum. Kıza mahcup oluruz sonra. Evet buyurun. Söyle. Şiir yazıyorum ya ben. Ha sen şiir yazıyorsun arada. Dinler misiniz şiirini? Dinleyin. Saçmalayacak da biraz dinleyelim. Buyurun saçmalayın. Siz saçmalayın isterseniz. Ya hadi sen o da saçmalama. Yediğim kıymalı börek. Budur tavuk sürekli cevap. Gıkkıdı gıkkıdı gıkkıdı. Sen bir gıkkıklayacağım ben. Komik. Söyle bakayım. Yavaş yavaş gülelim istersen böyle hep beraber. Yediğim kıymalı börek bize çaya geldi Fatih Yürek. Ayırdık iki dilim pastadan, gelince yesin diye gökten. Geç kalınca afiyetle yedi, onun yerine Ebru Destan. Olanlara göz yumdu, iyi yürekli Salih Kahraman. Tat ses lahmacun söyledi, herkes memnun kaldı İbo Show'dan. Salih Hoca, yerinde mi okursun? Ha? Fark etmez. Burada mı okursun? Yerinde peki ya, ver mikrofonu abi. Ne söyleyeceksin usta? Hasta düştüm gurbet elde diye bir uzun havamız var. Canlı... Aman hasta düştüm. Gurbet elde. Vallah su edenim yoktu canım. Aman aman. Sağdan sola dönemem. Vallah ızdırabım pek çoktu. Yetiş anam imdadan. Vallahi yar beni harap ettin. Anam, anam garip anam. Of, of, of. Dön artık
çaren yoktur aman. Aman aman of. Dönemem doktor beyim, valanımın babamın haberi yoktur. Aman 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 aman. Yetiş Gökten, sen sanır bir daha İstanbul'dan kız alınır mı falan deme, gebertirim. Gebertirim. Benim bir tane sevgilim var, alınmış. Diyor ki, ne demek istiyor bu? Sen pişman mı oldun? Bana diyor. Boşuna mı düştüm Sıla yoluna? Orada kalsam seni bulamazdım. Boşuna mı sandın? Boşuna şimdi burada amacıma vardım. Boşuna mı düştüm Sıla yoluna? Orada kalsam seni bulamazdım. Boşuna mı sandın boşu boşuna? Şimdi burada amacıma vardım. Adam da oldu, satan da oldu, kıran da oldu, seven de oldu, kalan da oldu, giden de oldu. Sonunda aşkı seninle buldum yar. İstanbul'dan kız mı alınır? Dostlar der ki yolda kalınır. Gelmiyor aklım sen.
Çıkmıştır, çıkmış. Gel biz kaçalım, belki onlar yanılır diyorsun. Hı hı. Şimdi anladım lan, ne kerizmişim ben ya. Estağfurullah. Vallahi billahi ya. Tam hırpoyum ha, tam hırpo. Bir hırpo da orada. Kime baktın, kime arkana? Arkanda birini göstermiyorum. Hırpo demek ne demek? Hırpo demek ne demek? Onu öğrenirim evvela. Ha bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hırpo demek? Hırpo demek? Bir şey bilmeyen, saf, temiz. Hani var ya beni hırpo zannettin değil mi? Ya saf. Saf demeyin lazım ya, hırpo. Hırpo kardeşim, bizim Urfa'da hırpo derler. Zırto demiyorlar. Burası Allah İstanbul Allah. Ya. Nasıl ederim yani İstanbul? Buraya geldik dilimizi mi bırakacağız? İstanbul gibi konuşacak. Hayret bir şey yap ya. Gebersen kameralara sesleniyorum. Kızımız burada oynuyor, figür yapıyor, kimse çekmiyor. Gebertirim. Bütün kameralar bakıyorum başka yerlerde. Alo. Şş, yapıyor. Niye çekmiyorsun lan? Ha? Niye çekmiyorsun lan? Niye çekmiyorsun? Niye lan? Ha? Ha, Ali. Aynısını çekeyim. Ben çekeyim. Kamera. Kamera zoom yap evladım. Zoom yap. Gir. 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 Arkana bak. Arkana bak. Gir. Sıra Fatih Üreği. Ah gel evladım gel. Merak ediyorum. Ne söyleyecek şimdi? Kimin şarkısını? Sevdi gönül, mevsim bahar olsa da. Yandı tutuştu gönül, kalbini taş olsa da. Bin kere söylüyorum, bir kere dinlesen. Bak yine söylüyorum, kalbini taş olsa da. Hazır mıyım? Değmez, sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez. Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez. Allah'tan kork, sevmekten kork. Başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur. Aşk bulur, sen beni hiç sevmesen ne olur. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur. Kendine başka bir aşk bulur, sen beni hiç sevmesen ne olur. Sevdi gönül, mevsim bahar olsa da. Yandı tutuştu gönül, kalbini taş olsa da. Bir kere söylüyorum, bir kere dinlesen. Söylüyorum, aşk için ölmese de. Hazır mıyız? Değmez, sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez. Yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez. Allah'tan kork, sevmekten kork. Başka çaren yok. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur.
Peki, nereden bildiniz Merinos halılarıyla anlaştığımı? Nereden biliyorsun? Ha, sen oradaydın, evet, alçak. Reklam filmi oynayacağım efendim, reklam filmi. Vallahi Merinos halılarında, sere serpe. Asana'yı da üstünde oynatacağım, Karaz için. İsterseniz o... İsterseniz oynasın diyecektim. Müziğe giriyorsun. Niye bana danışmadan giriyorsun lan? Lan Mehmet. Şuradan bir cevap beklerim işte. Buna da kızmam. Şimdi ne var lan dese bana var ya, yıkılacağım. Hıyar bu ya. Lan Mehmet. Ne var lan? Nefsine yeni düşün. Ne lan dedin ha? Kovuldun lan. Kovuldun pis herif. Şimdilik bunu çal da. Şimdilik bunu çal. Kur'an aktar evladım. Şeyin var mı, yeteneğin var mı? Hayır. Asena'yı gördükten sonra zaten yani oynarım desem de kalkıp oynamam. Vazgeçersin. Niye? Rezil olurum. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli vardır yani. Sen de kendine... Ben Fatih'i merak ediyorum şimdi. Kesinlikle. Şimdi mi? Thank you.
yazlık mı yolu çalın? Hani sinemada bazı insanlar rol çalar. Şimdi kalk, bu nasıl rol çalınır şimdi anlatayım. Kamera burada ya. Şimdi burada karşılıklı konuşuyoruz. Mesela ikimiz diyelim. Karşılıklı, evet. Geç karşıma abi. Konuşuyoruz. Şimdi yönetmen diyor ki böyle böyle konuşun. Ben şimdi rol çalacağım ya. Sen de ki neden mi yaptın ama? Neden senin... yaptın, niçin yaptın bunu? Aa, ama olur mu ama gidip yapman lazım. Bana git dedi, ben de gittim. Ulan halbuki adam burada, sen oraya niye konuşuyorsun? Rol çalacak ya, yüzü görünür, profil görünmez ama. Şimdi burada konuşursan profil. Aa, ama yapma sen daha, yaptın ama. Şimdi burada kim rol çaldı? Ben. Hayır, ben rol çaldım. Şimdi o da oynarken rol çaldı. İyi attım, attı yerlere. Hadi tamam ya. Bütün alkışlar, bütün alkışlar değerli sanatçımız, değerli dostumuz, değerli arkadaşımız Fatih Hürek için. Gerçekten. Düşmez. Dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Düşünme Mecnun, muyum deli mi? Bir
yeter. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutluluğum yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Mutlum yeter. Yeter. Thank you.
Cehennemde dertleri var cennetimde. Ben yaşarken ruhum öldü içimde. Senin gözlerinle ilgili konuşabilir miyiz? Tabii. Yani ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne yani nasıl konuşulur, insanların da gönlünü kalbini kırmak istemiyorum. Yok estağfurullah, biz artık alıştık yani. Hele biraz da sevdiğimiz kişilerle bu konuyu paylaşmak daha güzel bence. Peki tam mı görmüyoruz? Çok az ışığı seçiyorum. Hislerimle hareket ediyorum. Yani görmediğim bazı konuları isterim tamamlıyor ama şükür çarşıda, caddede, sokakta kimseye muhtaç olmadan gezebiliyorum. Sadece simaları seçemiyorum. İnsanları seçiyorum. Bayan erkek ayırabiliyorum ama şekil ayıramıyorum. Bir klibim var bu derdimi kimlere desem. Evet. Yani mecbur muyuz onu seyrederken ağlamaya böyle? Hani diyorsun yanında bir kelime var diyor ki... Ne görüyorsun anlatır mısın diyorum. Ne anlatsın ne desin yani ha? Halbuki kalpleri o kadar güzel görüyor ki. Evet. Gözleri görmüyor ama yürekleri, kalpleri hissediyor. Bak hislerimle davranıyorum diyor. Şimdi sokaktan soralım bakalım. Seni tanıyorlar mı? Sor bakayım Salih Kahraman. Fatih Yürek biliyor musunuz? Bu hafta konuğu Salih Kahraman. Tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyorum. Salih Kahraman'ı tanıyor musunuz? Vallahi hepsini çok seviyoruz. Merhaba. Merhaba. Ebru'da sen tanıyor musunuz? Yok. Siz? İsmini duydum ama tanımıyorum. Ben o işleri bilmiyorum. Manken. Yumurta satmaktan başka bir şey bilmem ben. Güzel manken, boy boş yerinde. Başka ne diyelim? Fatih Yürek'i tanıyor musunuz? Tanıyım. Ne düşünüyorsunuz çok Fatih Yürek'i? Çok seveyim. Bana ne, benden bir ilgisi yok kurban olan. Fatih Yürek çok iyi bir çocuk yavrum. Benim de 4 tane çocuğum var. Bu ne, hangi televizyon yoksa ben televizyona mı çıkacağım? İbo Show, ATV. Allah! Valla çok iyi sanatçı, çok güzel şarkı söylüyor, çok güzel dans ediyor. Valla dansı zaten iyi kıvırıyor. Fatih Yürek güzel oynuyor vallahi, çok güzel oynuyor. İbrahim aslında güzel, sesi de çok güzel. Ama İbrahim Türkiye'nin kralı. Gökten var, Gökten tanıyor musun? Hayır. Başarılı bir sanatçı. Yani iyi buluyorum. Ebru'cum. Dur. Ha, gel. Gel bırak evladım. Bırak gel. Bırak gel onu. Allah benim evladım. Bırak onu. Bıraktım evladım. Her zaman bıraktım öyle. Bir dakika ne oldu? Bak, uyandım çocuğum hava geldi. Yerlendim. Şimdi gel güzel kızımızla bir vals nasıl oynarsın? 1-2-3 son 2-3. Yam gibi dans edersen kız korkar tabii. Bir de kızın hep sırtını çevirdin insanlara. Ya bir dakika. Az önce bahsettim, rol çalmak demek işte. Rol çalıyorsun. Neden tizini dönmüyorsun insanlara? Ha evladım yedi beni bu, yedi. Ulan benim tizini yapacak mı bunun marken? Benim tizim var ya, o marken olur mu bana bakma? Bir baba evlat gibi dans ederim sana. Son ki üç, bak bu ne olacak? Zarif kızımıza teşekkür ediyoruz. Ne olursa evet. Olsun. Gökten diyoruz. Azaza Deluca. Azaza Deluca.
cumartesi sevgilim. Ebru Destan, buyurun. Basından çok şikayetçi, hızlı araba kullanır. Hızlı bir arabam var, hızlı gidiyor. Hızlı araba kullanmayı seviyorum. Basından şöyle yani... Peki hızlı kullanırken içgüdülerin Allah göstermesin, yani bu Allah yapısı değil, Allah yapısı bile saati geldiği zaman, yani bizi ya Allah, Yüce Allah var etti, o bile saati geldiğinde gidebiliyor. Yani hızlı araba kullanınca aklına gelmiyor mu? Ya bunun tekerinde bir şey olsa, civatasında Allah göstermesin bir şey olsa, tek civata yerinden çıksa, teker bu tarafa doğru gelse, senin şeyin aşağı düşse, takla atsay, bu yanaklarından kan süzülse buradan böyle. Yazık, günah değil mi? Bu koluya bir şey olsa. Bahaneyle de koluma yanağımı tutsaydı. Bu bacakları ya tutmazsa. Bahaneyle de yani. Bana yapıyor oğlum Mehmet Güçlü. Kimse Mehmet Güçlü sana mı yapıyor? Yemin ederim. Bu Mehmet abinin şeyidir bu. Gel gel. Gel. Anam gelmez. Bak şimdi yapacağım. Dedi, diyor ki erzi kırık. Tam şey verirken ben erzi kırık diye. Geçen gün amin camına taş attı. Ya o taş cama dekse, camı kırsaydı. Cam kırılıp senin başıya gelse, başıya değse, başından kan aksa böyle yanağıya doğru gelse. Hı? Sen çıkar mısın abi? Huk de bakın bana. Huk de, babaya söyleyeceğim, şikayet ederim. Söyle bak huk de. Dur bakın paketi nerede? Hı? Nerede paketi? Paketi nereye saklamışsın? Evet, şimdi huzurlarınızda Bülent Ersoy. Bülent'ciğim. Bülent'ciğim. Söyle, nedir çocuğum sesim aslan evladım? Son günlerde mini etek giydiniz, zayıfladınız. Zayıflamanın havasıyla da millete caka yapıyorsunuz. Mini eteğin giymenizdeki amaç ne? Vallahi ben yapmadım mı? Erol Bey resim çekecekti. Ben onu bir geceye giyecektim. Erol Bey söyleyince giydim. Güzel olmuş mu? Peki, nasıl zayıfladınız, bunu insanlara anlatır mısınız? Şimdi efendim, ne oluyor orada be? Bu kadar olur. Şimdi ben özel bir kür yaptım. Paris'e gittim, doktorlarımın önderliğinde. Sağ olsunlar. Doktorlarım bana Almanya'ya gönderdiler. Orada tekrar bir başka bir diyete girdim. Gördüğünüz gibi. Sahnede... Ne oluyor orada? Çocuğum, telefonları kapat. Sahnede şarkı söylerken neden o bağrınıza böyle şakırt, şukurt, langırt, lungurt? Aşka geldim çocuğum, aşka! Öyle değil mi? Aslanlarım beni! Ablanız! Özlediniz mi beni? Aynı ya. Ama ben aynı de böyle... sizi özledim. Ablanız kurban olsun size. Devam evladım şarkıya. Evet. Nedir bu çektiğim senden, gönül derdin hiç bitmiyor. Yediğin darbelere bak, bu da mı sana yetmiyor gönül?
Her çiçekten bal alırsın, her gördüğüne kalırsın. Sen kendini ne sanırsın, belki bir gün uslanırsın. Gönül, gönül. Sorma, her gün gördüğün rüyayı aldanıp da hayra yorma. Gönül, her çiçekten bal alırsın, her gördüğüne kanırsın. Sen kendini ne sanırsın, belki bir gün uslanırsın. Gönül, 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 gönül. Uslan artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür. Uslan artık deli, divane gönül, divane gönül. Başta hanımefendiler, Ebru Hanım'a teşekkür ediyorum. Gökten kardeşime teşekkür ediyorum. Fatih Ürek kardeşime teşekkür ediyorum. Ve sevgili hocamıza şeref verdiği için teşekkür ediyorum. Alasmalık demeden önce bir tane şarkı söylüyorum. Son iki, üç, dört. İnsan insandan ayrılıyor lan. O sizden, bu bizden. Sizden, bu bizden kayırıyorlar. Dört kitap ne diyor anlamıyorlar. Can düşman olmuş kardeş kardeşe. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Can düşman olmuş kardeş kardeşe. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. İnsanlık elinden nasip almamış. Anaya babaya saygı kalmamış. İnsanlık elinden
amma gözü doymamış. Biçare insanlar nefsine uymuş. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Biçare insanlar nefsine uymuş. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Kardeş kardeşe yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali.